Hepinize selam olsun ile kasabalılar olan Pnevrim karşınızda top lane'de 1v1 build mastery yapıyorum. Evet, 1v1 build nasıl olacak? Yani bir kişiye saldırdığımda o kişiye hani vs vermeyeceğiz. Zaten mastery'nin 1v1'si güçlü ve hem girdiğim ürünler hem de yapacağım build komple 1v1 odaklı böyle. Bir kişiye saldırıyorsam eğer o kişi ölecek aga, anladın mı? Yani o çok etkili olacak diye düşünüyorum ben. Size ürünleri göstereyim hızlıca. Şu dalgayı alayım sonra göstereyim bak. Her video aynı şey oluyor. Rünlerimi göstereyim ilk dalgayı mı alayım derken hiçbir şey alamıyoruz. Basit oldu basit. Güzel. Şunları alayım. Base'e gideyim. Size okuyacağım o tadar ürünleri. Bir saniye. Güzel. Gördüğünüz gibi karakter oldukça güçlü. Oldukça güçlü. Sağlam. Yok ediyor. Şimdi ürünler. Saldırıya devam. Zafer. Efsane çeviklik. Son darbe. Kemik zırh ve koza. Niye bunlar? Çünkü 1v1 için bana kalırsa en iyi ürünlerden birisi bunlar. Hani yenilmez ürün de eyvallah güzel ama devreye girmesi için 4 saniye geçmesi gerekiyor. Bir ADC'ye ben saldırırken Master ile 4 saniye için zaten o ADC ölmüş olacak. Yenilmez ürün hiçbir şeye çalışamayacak. Gerek yok. O yüzden böyle tercih ettim. İlk item direktman hayret dansçı alacağız 1v1 için. Bakın 1v1. Şimdi hayret dansçı bakın ne işe yarıyor. Görebildiğin bir rakip şampiyonla 1. Aranda en fazla 550 birim mesafe olduğu sürece %7 hareket atacak kazanır ve diğer birimlerin içinden geçebilirsin. Güzel. Hem daha hızlı olacağım o kişinin yanındayken, bir rakibin yanındayken. Hem de saldırı sabitlettirdiğin sonra şampiyon sana %12 daha az hasar verir. Yani bir rakibe saldırırsam eğer ben 1v1 atacağım kişiye, o rakip bana %12 daha az vuracak. Hayret dansçının hep çoğumuzun bildiği o pasifi bu. Güzel. Gayet güzel. Ya sonra işte hani ebedidir ne bileyim Guinso mahvolmuş falan derken böyle 1v1'in yok edicisi haline geleceğim. Bu şekil. Flash'ım hala var az önce harcamadığım için. Bu adam flash'ını attı mı az önce? Hatırlamıyorum ya. Atmıştı galiba değil mi? Hah, şimdi attı. Tamam, güzel. Flash'ını aldık Galio'nun. Şimdi bakın ne yapacağım, iyi izleyin. Gördünüz mü? Pasifime bak, pasifim görüyorum şu anda. 2 görüyor musunuz? Pasif hazır değilken, pasif daha 2 yükteyken Galio'ya vurdum. Bak vurup sonra pasifi çalıştırdım. Vurdum, pasif çalıştı. Tık tık. Anladın mı bak? Vurdum, pasif çalıştı. Tık tık. Yani direkt 3 vuruşu yapmış oldum. Hedef aniden benden saldırı devamlı hasarını aldı ve aldığı gibi de kule altında öldü. Ben Q attığım zaman kulenin vuruşuna dodge'lamış oldum orada. Profesyonel Mastery gameplay izliyorsunuz şu anda. Kule altı, kule üstü hiç fark etmez. Mastery'i girer affetmez. Evet. Gidelim base'imize. 1100 gold'umuz oldu. Direkt ayakkabı bitireceğim. Direkt ayakkabı. Çünkü ayakkabı Mastery'de çok güzel gidiyor. Hareket hızı veriyor karakteri. Diğer karakterler niye bu kadar iyi gitmiyor madem? Hani niye her karakter önce ayakkabı almıyoruz? Şimdi ayakkabı her karaktere niye gitmez? Çünkü mesela Mastery çok hızlı bir karakter. Oyundaki en hızlı karakterler Pantheon'la Mastery'dir. Taban hareket hızı olarak. 155'le koşuyor bu karakterler. Mastery ve Pantheon hani ayakkabısız. Ayakkabı alınca ne oluyor? 400'e çıkıyor bu hareket hızı. Zaten şu an kastım ben. Zaten şu an benim saldırısına ihtiyacım da var. Ayakkabı alınca iki ihtiyacım karşılanmış oluyor ve ben Galio'yu daha rahat öldürebileceğim bu sayede. Yani başka bir ihtiyacım var. Tiamat. Lane ittirmek için ama gerek var mı bilmiyorum. Bence gerek yok. Çok yoğun AD kasacağım için ve saldırı hızım da olacağı için lane'leri hızlı temizleyebileceğimi düşünüyorum ben. O yüzden Tiamat almayacağım muhtemelen.
Galyon amacı ne abi? Anlamadım ama. Gariban 17 farm böyle takılıyor. Kule altında kaçsa gene ölecek. Kaçmasa gene ölecek. Vay, ejderha almışsınız kardeşim. Gel de ejderin gücünü göster bana. Ne kadar güçlüymüş görelim bir. Flash'ım var, tutuşturum var. Şimdi benim tutuşturum geldiğine göre bu adam tutuştu da geldi şu an. Bu adamı kule altı girebilir miyim? Seviyesi 4. Giremezmişiz, tutuşturu yedik direktman. Direkt kafamızı yedik abi. Neyse, tutuşturu almış olduk bu sayede. Bir de yanından bakalım. Bak, bu adam şu an manası yok. En fazla W atar, E atamaz tahminimce. Güzel. Şimdi bak, alfa vuruşunu şu an yüklüyorum. Her şey planladığım gibi gitti, evet. Orada ben o vuruşu ölmesini bekliyordum bak. Tek planlamadığım şey oydu. Tamam mı? O vuruşu ölür diye şey yaptım. Tamam, neyse. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Orada Q atmak bile bizim için bir mucizeydi. O rengar atladığı sırada. Neyse, tamam. Yapacak bir şey yok. Hayret dansı bitiriyoruz yavaştan. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Fena kastık. Fena. Fenalığız dostum. Fenalık. Direkt ebedi mi alsam bundan sonra? Bence ebedi alırız ya. Hem %60 kritiğimiz olur. Hem de saldırı gücü falan. Fenalık. Oo, karşı mid 4-1. Bizim bot ölmüş. Jungle'ımız 2 kere ölmüş. Okey, okey. Sıkıntı olmaz be. Sıkıntı olmaz be. Hallederiz be. Free flash aldık lan, ne güzel. Dedim bir Q atayım bakayım, atabileceğim mi? Atabildim. Çok iyi ya. Flash flash mis gibi, 24 farm. Aa, dur bakayım, ben bu adamı baitleyebilirim eğer burada şu an vardı yoksa. Aha, tam gittiği anda ben çıktım. Niye böyle oldu ya? Dedim bari farm kaçırmayayım. Bu adam gelmeyecek. Ama geldi. Tam ben çıktığım anda. Olabildiğince hızlı yitireceğim. Kule altında yine bir şeyler yapmaya çalışacağım bakalım. Olursa artık. Oha. Oha, kule altına gelmekten korkuyor şu anda adam. What? Oğlum harbi mi lan? O kadar mı korkuyorsun şu an? Korkmak da haklıymış, evet. O da akıllı canım. O da biliyor ne olacağını yani. Ha, ama skillerini harcamasaydı yani W'sunu, E'sini falan bana girerken muhtemelen ölmezdi. Ya ölürdü gerçi, genel ölürdü. Ama mesela beni öldürme şansı olurdu belki. Yani %001.0 gibi bir oranla öyle bir şans olabilirdi.
Güzel. 4 kilimiz var. LB ile aynı seviyedeyiz. Ama farmda LB'nin 2 katı öndeyiz. Galyon'un 4 katı öndeyiz. Gayet iyi. Kuşları alsak. Oradan bir bota insek. Bir mide dil atsak. Diye böyle. Takımından biri katledildi. Buraya kadar odaklan. Taşı bir yere gelen. Yüzümü örtmeyi. Easy bro. Ha. Demek çift kişi. Bir de alametin gözü. Topa saldıracaksınız ya. Ben sizin bir aklınızı alayım, dur bakayım. Bir an öleceğim sandım, çok korktum ha. Çabuk şu alameti durdurmamız gerekiyor. Rengar atladığı anda dedim ki bak ölebilirim çünkü W'mi harcamıştım. W'mi niye harcadım orada ben de bilmiyorum, harcamayabilirdim. Hani dedim biraz canım doldu diyeyim Rengar atlarken. Hasar azaltmaktansa. Bilemiyorum birazcık. Neyse her şey doğru gitti sonuç olarak. Doğru olan şeyi yapmış olduk. Kira aldık. 1v1 değil 2v1 bile aldık. İşte bu building gücü buradan geliyor. Ebedi bitsin. Sonra direkt mahvolmuşa mı akarız? Bilmiyorum. Mahvolmuş alırız ya. Hem lifesteal'imiz yok. Lifesteal almış oluruz. Hem de can oranla hasar hem saldırı hızı. Mahvolmuş. Aynen alalım. İşe yarar. Kesinlikle. Oha. Sana iyi vurdu be. Takım pingleyip duruyor ya. Neyi pingliyorsunuz oğlum? Bu mahallenin abisi benim artık. Bu mahallenin abisi ben. Mavi var. Şimdi mavi mi ADC mi diye düşündüm. Abi çok iyi oynuyorum şu an Master'ı ya. Ha Master'ı kolay yürü. Yapmadan önce her karakterin bir zorluğu vardır. Bronze Mastery ile Challenger Mastery'yi ayıran bir fark vardır. Kelimesini tekrar vurgulamak isterim. Çünkü Challenger 500 puan Mastery'ler de gördüm ben. O yüzden Mastery kolay hero diye bir şey yoktur. Hero'yu oynayabileceksin. Ha, custom mı? Evet, kill almak daha kolay bir sıradan bir hero'ya göre. O konuda eyvallah ama o kasacak seviyeye gelmek asıl konu sevgili dostum. Ejderimizi alıyorlar. Saldırın. Bu ejder gerçi işime yaramaz benim. Solo Baron'u şu an bile alırım ben. Şu anki halimle bile. Mahvolmuş birisi alırım yani. Come on, come on bro. Penta. Ölüm için geliyorum.
Master. Gene. Nerenin sümürfusun Master? Urfa. Bak gene. Urfa esprileri yeter ya, yeter. Kendimi durduramıyorum, ne yapayım? Urfalılar artık beni linç edecekler. Urfa'nın baş düşmanı Bayburt. Daradan. Daradan dar. A new challenger approaches. Daradan 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 daradan. Top kulesini. Bunlar 5 kişi topalar şu anda. Ultim yok o yüzden. O Galio eğer topa çıkıyorsa abi, tamam mı? Bir sebebi vardır. Çünkü çıkamaz normalde. Adam kule altına giremiyordu şurada. Kule altına giremeyen bir adam. Yani imkansız. Smurf'le alakası yok ki. Smurf kalkık mı? Sen çöpsün demek ki. İşte. Bir de şu var, Diana Free GG bak. Diana'nın yaptığı şeyin aynısının daha kötü. Diana Free GG. Kardeşlerim bitirmeyin de, ya da inşallah soru vermezler de en azından bir şey yaparım ya. Böyle birazcık daha böyle bir tek atarım. Böyle bull kasarız falan, yok ederiz. Fenalık hareketler. Bir Guinsoo istiyorum ben şahsen şu an. Bir Guinsoo çekiliriz değil mi? Şu an Baron çıksın direkt alacağım. Direkt solo. 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 Bak live stream şu an yok. %15 sadece. %15 ama gene de alırım. Guinsoo'm da yok. Çünkü kritiğim var. Durudun. 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 Ama tahminlerim üzerine bak. Belki alamayabilirim. Live stream eksikliği yüzünden. Saldırısın da iyi şu an. Bence alırız ya. Söyle Baron. Lokma Selçuk. Bu mahallenin abisi benim. Red ver. Bak hemen nasıl alıyorlar. Niye? Çünkü Yüce Master bizi taşı. Yüce Master sen Redis'te salarız. Yüce Master yeter ki sen bizi taşı. Şu an takımın böyle bakış açısı. Ama Master taşısın da bizi. Red alsın, mavi hepsini alsın. Hiç sıkıntı yok. Şimdi mavi de alayım. Ondan sonra hemen seviye 16 olacağım. Baron. Üzgünüm. Benim sorumluluklarım vardı yani, üzgünüm. Barona gireceğim şimdi tek başıma. Salsana Master. Salarsam kokar. Solo alırdım ben ya. W'm falan da var. Ben her türlü alırdım. Kot pantolon. Şu Guinsoo bitsin de huzura erelim artık ya. Ama para yetmiyor. Para yetmiyor. Daha çok kastım ya. Ve yetmesin daha iyi. Karşı takıma birazcık insaf. Aa yetiyormuş. Ha tamam. Şey ya şey oldu orada. Para yetmiyor dedikten kastım şu değil. Hani Guinsoo'ya para yetmiyor değil.
Guinsoo'yu alacağım. Bir item boşluk kalacak. Oraya hançer alırım diye düşünmüştüm. Ama boşluk kalmıyormuş meğerse. O yüzden. I'm sorry. I'm sorry. Ya, ufak bir yanlış anlaşılma. Kot pantolon. Niye korudun ki adacığını? Ölecekti dostum. Bunu kabullenmen gerekiyordu. Hadi öl. Ölemiyor. 3 canı sürekli 3 kalıyor. Ölemedi ya kule altında. Nasıl ölemezsin abi? Kot pantolon. Ne oldu? Birileri öldü de ben göremedim tam olarak. Ben tam göremedim yani bir şeyler oldu. Ben göremedim. Kim? Rakan. Penta. Sal ve Kink. Ya! Oç. A new challenger approaches. Lan bir üstü kuvvet çeksek var ya. Bir çekilesek üstü kuvveti. Oh yok ederiz. Adamım. Ah lan. Ah. Kulağım acıyor. Rakan niye AFK abi? Değilmiş. Oç. Penta vermemek için. 1900 gold çocuk item bitirdi. 1900 gold vermişim. Yuh. Harbi adam item bitirmiş be sayemizde. Vay anasını avradına sayın seyirciler. Can biçen. Canlarını biçebilirim. Gerçi oyun bitti yani. Zaten de. Ha, alalım gene. Cepte bulunsun. Oyun biterken. Evet sevgili dostlarım. Bir oyunun sonuna geldik. Mükemmel yok ettik. Mükemmel mahvettik. Penta alamadık. Penta alırken. Alırken. Öldük. Belki alabilirdim. Eğer 2000 canın üzerine çıkabilseydim. Tek yediğim için alamadım. Tek yemeseydim alırdım. 2000 canın üzerine olsam 2 kere tanklayabilirdim base'i. Ama 2 kere tanklayamadım. Canım 1700 falan tahminimce. Bir kere tankladım ve öldüm. Neyse evet. Güzel oyundu. Yok, güzel yok ettik mahvettik. Size bu Master Evil'de göstermiş oldum bu şekilde. 1v1'in kralı. 1v1'in yok edicisi. Umarım beğenmişsinizdir. Abonelik hala ücretsizken alttan abone olabilirsiniz. Çok hızlı konuşuyorum video bittiği zaman. Niye böyleyim bilmiyorum ama. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorumlar kısmında farklı farklı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.